Şimdiye kadar dünya çapında koronavirüse yakalananların sayısı 70 milyonu geçti. 1,5 milyondan fazla insan Covid-19'dan öldü, milyonlarca kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaların yalnızca birkaç hafta süren hafif semptomlar geliştirdiği veya hiç semptom göstermediği birçok vaka da var. Öte yandan bir de uzun Covid diye adlandırılan durum söz konusu. Bu hastaların Covid enfeksiyonundan aylar sonra hala semptom gösterdiği bir durum. Araştırmacıların yeni koronavirüs hakkında hala anlamadıkları çok şey var ve aynı şey uzun Covid için de geçerli. Binlerce insanın uzun süreli semptomlarla mücadele ettiğini biliyoruz. Tahminlere göre Covid-19 hastalarının yaklaşık %10'u kalıcı komplikasyonlarla uğraşıyor. Nefes darlığı, eklem ağrısı ve yorgunluk gibi. I remember one day I was lying in bed as I did the whole time and there was a glass of water on my bedside table and I was really thirsty and I did not have the energy to lift my arm to get that glass of water till 2 o'clock in the afternoon because it was too much effort. I just couldn't contemplate picking up a glass of water even though I was really thirsty. Hastalar acı çekiyor veya düzgün nefes alamıyor. Basit günlük görevler büyük zorluklara dönüşüyor. Yine de uzun Covid pek çok yerde henüz bir hastalık olarak kabul edilmiyor. I think one of the very big problems that these people face is that they need recognition, they need a diagnosis, they need a healthcare pathway and we're a bit of a long way off from that still. Peki uzun Covid tam olarak nedir ve Covid-19'dan farkı nedir? İlk etapta ikisini birbirinden ayırmak zor olabilir. Uzmanlar enfeksiyondan 8 ila 12 hafta sonra hala önemli semptomlar sürüyorsa uzun Covid'in söz konusu olduğunu söylüyor. Kalıcı etkiler kişiden kişiye önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor ve bu da hastalar için kafa karışıklığına yol açıyor. Mart ayında Covid-19 olan Claire Hastie iyileşebilmek için uzun bir mücadele verdi, ardından destek grubu kurdu. I've been very lucky that unlike lots of people in our support group, my doctor believed me from the beginning. A lot of people were told it was all in their heads, that it was anxiety related to lockdown and goodness knows what that were causing these incredibly debilitating symptoms. But unfortunately, my doctor and those I've seen at the hospital don't know what to do with me. Uzun Covid hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışan bilim insanları komplikasyonları 2 ana kategoriye ayırdı. Yorgunluk ve baş ağrısının yanı sıra solunum semptomları söz konusu ve sonra kalp, beyin ve bağırsak gibi vücudun birçok bölümünü etkileyen çoklu sistem semptomları var. Bu semptomlar özellikle hastalar için kafa karıştırıcı ve baş etmesi zor olabiliyor. Uzun Covid hastalarının neler deneyimlediğine daha yakından bakalım şimdi. İlk veriler uzun Covid'e yakalanan hemen hemen tüm insanların yorgunluk yaşadığını gösteriyor. Çoğu durumda uyuşukluk hissetmenin ötesine geçiyor. Basit günlük görevleri bile yerine getiremeyecek kadar kendilerini zayıf hissedebiliyorlar. I was unable to get out of bed for several weeks. The fatigue was so debilitating. I could barely lift my head off the pillow. I could shuffle to the toilet and that was it. Claire işe gidip gelmek için günde 21 kilometre bisiklet sürerdi. Şimdi birkaç metreden fazla yürüyemiyor ve evden ne zaman çıkmak istese bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı oluyor. Çoğu hasta sürekli yorgunluk yaşadığını söylerken baş ağrısından muzdarip olanlar ağrının gelip gittiğini söylüyor. Many people in the neurology and neuroimmunology space are starting to think about mechanism and doing MRI studies. And I think the answers that are emerging is that there will be functional imaging correlates of these symptoms where you can see inflammatory events and perhaps begin to work out what's going on. Anosmi olarak bilinen geçici koku kaybı uzun Covid hastaları tarafından bildirilen bir başka semptom. Bu sadece koronavirüse yeni yakalanan kişiler için geçerli değil. Bir dizi viral enfeksiyon insanların bir süre koku alma yetilerini kaybetmelerine neden olabilir. So these kind of things are definitely way up on the list. And quite bizarre things, people describing very specific smells that torment them. One that I've heard moderately frequently is a kind of concern about smells of burning toast. So the fact that the anosmia, the effects on smell and loss of smell are so profound here, really makes you think that the virus must be doing some damage or some inflammatory damage in the olfactory receptors or the olfactory centers. But, early days for discovering that. Bunlar öksürük, göğüs ağrısı ve nefes almada zorluğu içeriyor. I went to accident and emergency 5 times over the first 2 or 3 months, but my oxygen levels were never low enough to be admitted. So even though there were times when I was practically crawling through the door, I remember having to sit on the pavement outside because I thought I was going to pass out. But they said, oh, your oxygen levels are fine, go home. So I was sent home. Uzun Covid'in diğer yaygın semptomları arasında hızlı kalp atışı, eklem ağrısı ve tat duyusunda kayıp bulunuyor. Hastalar ayrıca beyin sisi denen bir şey yaşadıklarını da bildirdi. Net şekilde düşünmede veya odaklanmada zorlanıyorlar, kafa karışıklığı veya kendilerine alt üst olmuş hissediyorlar. Bazen uzun Covid'in etkileri hastaların kendileri tarafından fark edilemiyor ve vücutlarında ortaya çıkan zararın farkında olamayabiliyorlar. Örneğin iç organlar konusunda. We found that if we use very sensitive imaging, so this is with cardiac magnetic resonance, we can see inflammation of the heart muscle in a huge proportion of patients. Now this is a few months from the acute infection, meaning people would consider themselves being recovered. And yet we have seen involvement of the heart muscle. İlk verilere göre hastaların COVID-19'la bağlantılı semptomlardan ne kadar muzdarip olduğunu bir dizi faktör etkileyebiliyor. Veriler ayrıca genç yaş grubunda cinsiyetin kimin uzun Covid'e yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu belirlediğini gösteriyor. Şaşırtıcı şekilde riskin genç kadınlarda genç erkeklerden daha yüksek olduğu bildiriliyor. Somewhere between 35 to 45, 55 who have been fit and well before, who may have had actually very mild acute infection, but all of a sudden they develop this shortness of breath, tachycardia, meaning heart rate is very fast, so they are nearly in a heart failure in a standstill, and they are just not the same. And for instance, the pumping function of the heart would be still very preserved, but they cannot increase their exercise capacity, tolerance. They are simply out of breath, just sitting in a chair. Uzmanlar, COVID-19'a yakalanan bir hastanın vakasının ciddiyetinin uzun Covid semptomlarının seyri hakkında çok az şey söylediğini belirtiyor. Whether you get it or not doesn't even seem to correlate very well with how severely you had the acute infection. Because if it was simply to do with how hard you'd been hit by the virus, you'd imagine that the people who'd perhaps been hospitalized, had a high viral load, had a very explicit disease would be most at risk for this, but that's not really the case. Ancak Covid'in ilk haftası bir hastada uzun Covid gelişip gelişmediğinin göstergesi olabilir. İlk hafta çok sayıda farklı belirti gösterenler daha yüksek bir uzun Covid riski altında. Araştırmacılar bu verilerden kesin sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken olduğu konusunda ısrar ediyor. Ancak hastaların erken semptomlarını izlemek önemli görülüyor. This is a story that we're narrating in real time, and we don't know how long it's going to go on for or how it's going to end. So we don't know even if this new disease that we're talking about is a 6-month story, a 6-year story, or a lifelong story. But whatever it is, it would be really helpful if we could spot it earlier and do something to prevent it. Araştırmacılar astımı olan kişilerin uzun Covid geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu keşfetti. Bu risk faktörleri ve bir bütün olarak uzun Covid komplikasyonları ile ilgili çalışmalar devam ediyor. We do need a year or two to then be sure what is actually the true long-term effect of it. So absolutely, we do not have this data. Everything about this virus, whenever we thought we were confident and had it sorted, you remember at the beginning, people used to say, oh, it's a bit like flu, or treat it like flu. Every time, or, you know, you can say, well, its nearest neighbour are the common cold viruses. We'll treat it as a neighbour of the common cold. And every time we had assumptions, we were found to be wildly wrong and had to rewrite the textbook. And so it goes on. Şimdilik uzmanlar hastaların semptomlarıyla baş edebilmek için benzer hastalıklarla paralellik kurmayı umuyor. Ancak sorun hasta farklı zamanlarda farklı semptomlar gösterdiğinde ortaya çıkıyor. In most countries our medicine is very clearly stratified into specialties and the cardiologist rarely speaks to the hematologist, and the hematologist rarely speaks to the respiratory physician, and so it goes on and on and on, and you're either in one pathway or the other, and most of them aren't very good at speaking to each other. So where on earth do you go if you're a patient who in January feels breathless, in February feels you've got heart pain, and in March feels you've got joint pain? There is no pathway for you. So I think, you know, we're all obligated to build that pathway. Açık bir teşhisin olmaması Claire Hastie'yi Facebook'ta Long Covid Support Grubu kurmaya yöneltti. Şu anda 30.000'den fazla üyesi var. Hükümetleri sadece ölen veya hastaneye kaldırılanları değil, kendisi gibi kişileri resmi Covid istatistiklerine dahil etmeye çağırıyor. Ayrıca sağlık uzmanlarının uzun Covid hastalarını belirlenecek politika sürecine dahil etmelerini ve onları ciddiye almalarını istiyor. We want to use the term Long Covid. We think it's suitably open and doesn't prejudge. I think there's sometimes reference to post-Covid syndrome and language like that. And we think that that makes assumptions that we don't think research has given us the answers to yet. We don't feel post anything. So we feel very strongly we want to use that name. We feel very strongly that the patient has to be at the centre of anything. Nothing about us without us is the principle that we're working with.